arkadaşlar, bugün size magnolia tarifi veriyorum. İki kaşık nişasta, iki kaşık un ve bir litre süt, bir bardak da şekerimiz var. Bir de yumurta kırdık. Karıştıra karıştıra. Üzeri içinde bisküvimiz var. Petibör bisküvi, kakaolu bisküvi, çilek ve ceviz. Bugün iki renkli bir sunum yapmak istiyorum. Arada kaşıkla demek dersin. Kapatmam lazım. Yavaş yavaş katılaşıyor. Daha hızlı karıştıralım. Güzel bir kıvam aldı. Kapatıyoruz. Bu aşamada ben size sunum yapacak kadarını bölüp soğutmak istiyorum. Bir kasede. Hepsini almayalım.
Şimdi kavanozumuzu alıyoruz. Bayağı kıvam aldı. Biraz daha soğusa iyi olur ama. Şimdi önce normal bisküvi koyalım. İki kaşık bisküvi. Aldık şöyle gözümüzde bir parmak olana kadar dışından bakarak. Şimdi çileklerimizi diziyoruz. Bir kenara alalım. Önce muzumuzu dizelim. Çilek üstünde daha güzel duruyor çünkü. Kenarlarına diziyoruz. Ortasında olsun. Sunumları siz kendiniz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi kakaolu bisküvi koyuyorum. Bisküvileri rondodum, blenderdan çektim. Çok güzel bir görünüm oldu. Şimdi tekrar magnolia koyuyoruz. Görünüyor mu bilmiyorum. Videoyu ayarlayamıyorum fazla. Yapalım. Evet. Şimdi çileklerimiz. Üstüne de şöyle bir toparlı bir şey koyalım. Biraz irilerinden cevizli süsleyerek servis yapalım. Nasıl görünecek? Nasıl? Resimleyip göstereceğim size. O kadar güzel oldu ki çok şık görünüm oldu. Bir de şöyle bir bardağımız var. Ufak bir sunum bardağı. Dibine yine bisküvimizi koyuyoruz. Küçük bardaklarda çocuklar için çok güzel oluyor. Çok şık. İşte bu sığmadı. Şimdi ortasına yine kakaolu bisküvi. Çileklerin şeklini şunu ortaya koyalım. Küçükmüş o. Böyle bir sunum oldu. Cevizleri
Ceviz göreceli bir şey. İster atarsınız, ister atmazsınız. Bunun sunumu daha da güzel oldu tabii. Kadeh tipi olduğu için. Bunları resimleyeceğim. Resimde daha güzel göreceksiniz inşallah. Bir de bardakta yapacağım. Bekarlar için, evde sunum bardağı olmayanlar için. Normal su bardağı. Bunu da böyle çileği içine koyalım. Tabii ki ellerimizi sabunluyoruz tertemiz. Kakaolu. Yalnız bu puding muhteşem tutuyor. Tam tarif. Lezzeti mükemmel denendi. Tecrübeyle sabit. Şimdi üzerine karışık süsleyelim. Olmadı. Çünkü çilek çok güzel görünüm veriyor. Bu da böyle olsun. Zevki, süsleme zevki sizin zevkinize kalmış şekli. Böyle bir sunumumuz var. Yine cevizimizi de koyalım. Resimleyeceğim bunları size. Afiyet olsun. İyi günler.